Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huvel melikul kuddusussalamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbiru subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, acizlerin vasfından uzak olan Allahu Teala'ya. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala şöyle buyuruyor: Subhanallahi amma yasifun. Ve acizlerin hamdından, acizlerin vasfından uzak olan Yüce Allah'ın salatı, selamı o aziz Resulüne, nefsinden konuşmayan Resulüne ve onun tertemiz ehli beytine olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Selamun aleyküm aziz dostlar. Geçen dersimizde tevhid konusunda sürekli dile getirilen bazı kavramları açıklamaya çalıştık. Sıfatı selbi, sıfatı subuti denilen, yani celal ve cemal sıfatlarını tanıttık. Bunun yanında sıfatı zatinin ne olduğunu, sıfatı fiilinin ne olduğunu konuştuk. İnşallah ilerleyen derslerde zatta tevhid, sıfatta tevhid, fiilde tevhid konularını ele alacağız. Şimdi bu dersimizde, geçen dersimizle bağlantılı olan bir konuyu ele almak istiyoruz. Allah-u Teala'nın sıfatlarından, isimlerinden bahsettik. Masum imamların konuyu nasıl ele aldıklarını ifade ettik. Ayetler ışığında konuya bakış açımızı ifade ettik. Bu derste geçen dersin devamı olarak İslam dünyasında kelam ekollerinde tartışma konusu olan bir konuyu ele alacağız. Bu konu nedir? Allahu Teala'nın vasfedilip edilemeyeceği konusu. Bu önemli bir konudur. Allahu Teala'ya marifet kazanmakta, onu tanımakta, insanı şirkten uzaklaştıran bir konudur. Çeşitli görüşler bulunmaktadır. Biz temel olarak 3 tanesini ele alacağız. Allahu Teala'nın vasfı konusundaki bir görüş teşbih görüşüdür. Bir görüş tenzih görüşüdür. Üçüncü bir görüş, İmamiye Mektebi'nin kabul ettiği görüş, teşbih etmeden vasfetmek, tenzih etmek ama vasıflarından değil, kusurlardan. İlk görüş teşbih görüşüdür. Özde teşbih görüşü nedir? Allahu Teala'nın vacibül vücut olduğunu ifade etmiştik. Geriye kalan bütün varlıkların, yani onun yarattığı bütün varlıkların mümkünül vücut, yani imkan dahilinde varlıklar olduğunu açıklamıştık. Allahu Teala'nın iradesiyle yaratılmış, onun irade etmemesi durumunda yaratılmış olmayacak bütün varlıklar.
imkan dairesindeki varlıklar ve vacibül vücut Allahu Teala'nın kendisi. Bu iki konum sal ayrım özde teşbih konusuyla ilgilidir. Teşbih nedir? Allahu Teala'nın vasıflarını insani ve diğer varlıkların vasıflarıyla örtüştürerek açıklamak. Benzeterek açıklamak. Allahu Teala'nın eli var mıdır? Vardır. Nasıl? Bizim elimiz gibi. Allahu Teala oturur mu? Oturur. Nasıl? Bu şekilde. Allahu Teala gelir mi? Gelir. Nasıl? Bu şekilde. Bu görüşe meyledilmesinin sebebi nedir? O geçen derste bahsettiğim dinsel maddecilik temel ve öz sebeptir. Ama metinler ışığında bunun sebebi nedir? Bazı ayeti kerimelerdir. Örneğin, Fecr suresinin 22. ayetinde Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Allahu Teala senin Rabbin geldi. Ve melekler saf saf sıraya girdi. Bu ayetlerin zahiri anlamları kabul edilerek bir yol izlenilmiştir. Peki bu ayetlerin zahirini kabul ederek bir yol izlemenin neresi yanlıştır? Allahu Teala bizlere bir şeyi anlatırken olayı belirli boyutlarla tanıtır. Bir konunun mistaklarını, ölçülerini, milaklarını bize verir. İfrat ve tefrit noktalarını bize tanıtır. Mutlak bir şekilde milak olma kabiliyetine sahip olan mistakları bize tanıtır. Yani biz bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ve gerekli tedabbur, tefekkürü gerçekleştirdiğimiz zaman, zikir ehline sormamız gereken yerde, zikir ehline sorduğumuz zaman anlatılan konunun içeriğine kavuşuruz. Geçen derste selbi sıfatlar konusunu anlatırken teşbihi ilgilendiren bir hadis okumuştum İmam Rıza Aleyhisselam'dan. Neydi o hadis? فَلَيْسَ اللّٰهَ عَرَفَ مَنْ عَرَفَ بِالْتَشْبِهِ ذَاتَهُ. Kim? Allahu Teala'nın zatını teşbih ederek, benzeterek tanımışsa gerçekte o Allahu Teala'yı tanımamıştır. Neden? Çünkü ayet-i kerime bize şunu buyuruyordu. Allahu Teala'nın bir benzeri yoktur. Leyse kemislihi şey. Tebârakesmuke ya men la şerike lehu. ومن أناديه في سري وفي علني. Biz ilk okuduğum ayetleri incelerken bu ayetin ışığında ele almalıyız. Bu genel bir yargıdır. Allahu Teala'nın bir benzeri yoktur. Biz ona gelme olayını, oturma olayını, el olayını bir vasıf olarak vasıflandırdığımız zaman insani özelliklermiş gibi vasıflandırırsak teşbih yapmış oluruz. Oysa ki Allahu Teala'nın bir misli yoktur. Yani biz kendi özelliklerimizi ona atfedemeyiz.
Çünkü bizim özelliklerimiz mahdudiyet dediğimiz kısıtlılığımızdan kaynaklanır. Allahu Teala'nın özellikleri mutlak oluşundan, ebedi ve ezeli oluşundan kaynaklanır. Teşbih görüşünün İmamiye Mektebi'nde bir izleyicisi yoktur. Tabiisi yoktur. Daha çok Ehl-i Sünnet Mektebi'nde taraftar bulmuş bir görüştür. Evet, Ehl-i Sünnet Mektebi'nin genelinin böyle bir yargısı yoktur. Buradaki bir diğer tartışma konusu, tamam, Allah-u Teala'yı teşbih edemeyiz. Bu dünya için mi geçerli, ahiret için de geçerli? Burada başvurduğumuz ayet, Hazreti Musa aleyhisselam'dan kavminin Allah'ı görme talebinin üzerine, bakın bunu Hazreti Musa aleyhisselam istemiyor, kavmi Hazreti Musa aleyhisselam'dan bunu istiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın bu isteği karşısındaki kavmi bunu Hazreti Musa'dan istemesini istemişti. Ne buyuruyor? Len terani ya Musa. Beni asla göremeyeceksin. Neden? Gözler onu idrak edemez. Dünya için. Allahu Teala'yı asla göremeyeceksin. Neden? Ahirette de. Çünkü bir şeyi görmek onu bir açıdan kapsamaktır. Ebedi ve ezeli olan sonsuz bir varlığı hiçbir zaman göremeyiz. Dünyada Allahu Teala'nın görülmesinin mümkün olmadığını açıklayan bir diğer ayetler de mevcuttur. Nereye bakarsanız bakın Allah'ı görürsünüz. اَيْنَمَا تَوَلَّ وَسَمَّ وَجْهِ اللّٰهِ Allah'ın vechini görürsünüz. Örneğin ben aşağı baktığımda ayetin zahirini teşbih mantığı olarak kabul ettiğim zaman eğer Allah-u Teala'yı görüyorsam artık yukarıda değildir. Çünkü ben aşağıya bakıyorum. Yukarı baktığım zaman Allah-u Teala'yı görüyorsam artık aşağıda değildir. Yukarıdadır. Kendime baktığım zaman Allahu Teala'yı görüyorsamsa Allahu Teala benim içimdedir. Teşbih zihniyetinin çok ciddi ve tehlikeli bir sorunu vardır. O da İslam dinini yeniden putperestlik inanç anlayışına döndürmek. Dinsel maddecilik dediğimiz yapıya büründürmektir. İslam dininin en temel ilkelerinden birisi gayba imandır. Yani duyu organlarımızla idrak edemediğimiz gerçeğe imandır. Bakara suresinin ilk ayetlerinde müminlerin özelliklerinden biri olarak adlandırılmıştır bu. Onlar gayba inanırlar. Teşbih inancının en temel özelliği bu temel inancı yok etmesidir. Yani hiçbir şey gaybda değildir. Gözle görülmeli, elle hissedilmelidir. Yani her şey madde olmalıdır. Aksi takdirde varlık aleminin içinde olduğunu kabul edemeyiz. Yani bir insanda akli idrak zayıflarsa ve bu insanda bir inançsal temel yapı mevcutsa bu zayıflama ya hurafeyi doğurur o insanda, temelsiz inançlar dediğimiz, ya da yeni bir putperestlik inancını doğurur. Bu İslami çerçevenin içinde de gelişebilir.
konumuz Allah-u Teala'nın vasfedilip edilemeyeceği konusuydu. Üç tane temel ekolün var olduğunu ifade ettik. Teşbih, tenzih ve İmamiye Mektebi'nin görüşü dedik. Allah-u Teala'yı teşbih etmeden vasfetmek, yaratılmışların özelliklerinden tenzih etmek. İlk ekolü anlatmaya çalıştık kısaca. Bakın bu konular geniş konular olabilir. Temel ideyi, temel çizgiyi, temel perspektifi anlarsaksa eğer, geriye kalan teferruatı kendimiz açıklayabiliriz mutalaatlarımızda. Bakın, temel çizgi nedir? Onların ifade ettiği ayetlerde Allah-u Teala'nın geldiği, oturduğu, elinin olduğu ifade edilmektedir zahiren. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizim gibi eli de vardır, yürür de, oturur da sandalyeye bizim oturduğumuz gibi. Bir örnek verecek olursak İbn-i Teymiye'ye bu sorulduğunda Allah-u Teala nasıl oturur? Minbere çıkıyor ve oturuyor diyor bu şekilde. Bu teşbihtir. Oysa ki dedik, genel yargı bildiren ayet-i kerime nedir? Leyse kemisli her şey. Dedik masum imam, Allah-u Teala'nın sormamızı istediği insan bu inanca nasıl bir eleştiri getiriyor? Bu ayeti kerimenin ışığında Allah-u Teala'yı teşbihle tanıyan insan gerçekte Allah-u Teala'yı zatı üzere tanımamıştır. Bu ilk ekoldü. İnşallah bir dahaki derste tenzih ve İmamiye Mektebi'nin görüşünü açıklamaya çalışacağız. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين.